Ahmet Bey sen... AK Parti Malatya Milletvekili ve Milletvekili adayı Öznur Çalık, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret etti. AK Parti heyetini Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkan Vekili Turan Özkan ve Genel Sekreter Serdar Barut karşıladı. Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyet Başkan Vekili Turan Özkan, AK Parti heyetinin Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Değerli basın çalışanları, bugün cemiyetimizi AK Parti Milletvekili Öznur Çalık ziyaret ediyor. Bir seçim atmosferine yine girmiş bulunmakta ülkemiz. Ben bu süreç içinde bu seçimlerin ülkemize ve özellikle de Malatya'ya hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Vekilime de hoş geldin diyorum. Hoş geldin Sayın Vekil. Hoş bulduk. İl Başkan Yardımcısı Enis Perçin yaptığı konuşmada ilkeli, dürüst bir şekilde seçim çalışmalarımızı yapıyoruz. Hep beraber mutlu sona yaklaşacağız dedi. Gezileri kapsamında gazeteciler ve televizyoncular cemiyetini ziyaret ediyoruz. Gazetecilerin, televizyoncuların en yoğun oldukları, bizlerin en fazla diyaloğa geçtiğimiz kitle grubunun basın oluşturuyor. Bugün burada olmaktan çok mutluyuz. 23 günlük bir yolumuz kaldı. Sizlerden destek bekliyoruz. Güzel, ilkeli, dürüst, seviyeli bir şekilde inşallah seçim dönemini atlatıp hep beraber mutlu bir sona kavuşacağız. Sağ olun. AK Parti Malatya Milletvekili adayı Öznur Çalık ise siyasetçinin en yakın çalışma arkadaşı ve yol arkadaşı basın mensuplarıdır dedi. Siyasetçinin en yakın çalışma arkadaşı ve yol arkadaşı değerli basın mensuplarım. Sizlersiz siyaset herhalde yapılmaz. Görüntünün olmadığı ve bizim yapmış olduğumuz çalışmaların kamuoyuna yansımasıyla birlikte tarafsız yapmış olduğumuz gazetecilik bizim için çok önemli. Ben bu vesileyle bütün basın mensubu arkadaşlarıma hasreten teşekkür ediyorum. Milletvekili Çalık, hızlı tren başta olmak üzere birçok önemli konuda açıklama yaptı. 7 Haziran seçimlerinde ve tüm Türkiye'de 7 Haziran seçimlerinde çok ciddi manada görüntü ve gürültü kirliliği vardı. Bu seçimde 1 Kasım'da Sayın Valimizin başkanlığında oluşturulan ve tüm siyasi partilerimizin il başkanlarının da beraberce ortak karar aldığı seçim döneminde görüntü ve gürültü kirliliği yapmamaya dönük almış oldukları karar Malatya tarafından da vatandaşlarımız tarafından da çok büyük memnuniyetle karşılanmış vaziyette. Burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinizin beklentisi Malatya ile ilgili hızlı tren beklentiniz vardı ve özellikle de beyannamemizde Malatya'nın geçmemiş olmasından dolayı muhalefet eline bir koz geçirmiş gibi, mal bulunmuş mağribi gibi bu ne oldu diye soruyordu. Genel Müdürümüz ve Bakanımızdan aldığımız son bilgi, inşallah Allah nasip ederse 10 gün içerisinde hızlı tren proje ihalemizin sözleşmesi imzalanmış olacak. 780 milyon metrekaresiyle 78 milyon insanıyla bir ve beraber olması, AK Parti olarak biz bu birliğe, beraberliğe sıkılan her kurşuna karşı göğsümüzü gereceğimizi tüm Türkiye'nin bilmesini arzu ediyoruz.